Diğer haberlerimize bakalım. Daha önce duyurmuştuk, menajer Başay Okay'la Elçin Sangu arasında 100 bin dolarlık tazminat davası açılmıştı. Çünkü menajer sözleşmeyi feshettiğini söylüyordu. Elçin Sangu da bir nevi köylük sözleşmesi yapıldığını söylüyordu. Bunun için dava açılmıştı. Bu 100 bin dolarlık tazminat davasının duruşması önceki gün yapıldı. Ünlü oyuncunun annesi Müyesser Hanım tanık olarak dinlenmiş. Ve demiş ki Müyesser Hanım, Başay Hanım menajer kızımın hayranlarıyla çirkin atışmalar yaptı. Kızım üzüldü, çok zarar gördü. Bu sebeple ondan ayrıldı. Başay Hanım'ın internette yaptığı kötü yorumların kızımın istikbalini engellediğini düşünüyorum. Zaten alkol problemi de vardı diye de eklemiş. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani ben Elçin'i gerçekten çok seviyorum ve çok beğeniyorum. Ama sözleşmenin de bir ciddiyeti olması lazım. Yani insanlar sözleşmeyi okuyarak, okuduktan sonra o konuya vakıf olarak yazılana vakıf olarak ondan sonra karar verip ve altına kendi iradeleriyle imza atıyorlar. Şimdi bir zaman geçiyor ve bir yere geliyorsun ve seni o bir yere getirenden kurtulmak istiyorsun. Kurtulmak isteyebilirsin, artık memnun olmayabilirsin. Ama şöyle bir şey var, bu kadar zaman geçirdiğim bir kadınla Elçin diyebilir ki, ya abla, neyse ismi hanımefendinin. Başay Okay. Başay abla, neyse. Ya, mutsuzluklarım var. Sen beni buraya kadar getirdin, teşekkür ederim. Birbirimizi de kırmayalım. Ne yapmam gerekir senin için dese, yani yollarımızı ayıralım dese. Hani ben her şeyi konuşarak ve samimiyetle, hani çünkü insanın en çok ağrına giden şey emek verdiğim bir insanın bir gün senden hiçbir şey müdanasızca teşekkür bile etmeden çekip gitmek isteyişine evet, Başay Hanım da diyor ki sözleşmeyi haksız sözleşme yere feshetti diyor. Haksız yere feshetti olduğu zaman, yani şimdi sadece hayranlarıyla atıştığı için bir sözleşmenin feshi, bilmiyorum tabii ki onu mahkemeler karar verir ama bu yeterli olur mu onu bilemiyorum. Ama bir eksik davranır, iş getirmez, iş bağlamaz veyahut da işlerine engel olur. Yani gerçekten bir zarar vermesi lazım. Sosyal medya üzerinden onun hayranlarıyla yaptığı atışma senin bir sözleşmeyi feshetmez yani. İzzet Bey'le şu ana kadar 1000 defa sözleşme feshetmez. Bir şey söyleyeceğim. Benim İzzet Bey var ya 20 yıllık menajerim. 20 tane iş bağlamış değil. Ama adamı o kadar çok seviyorum ki. Yani hala o benim menajerim. Ama akşam yürüyoruz ya, kapıya vuruyor kafayı, artık görmüyor yani, o kadar yaşlandı. Ya hala ya, ama saçları falan boyuna idare ediyor. Şey yapmam daha neler. Ama yine de ben onu bırakmıyorum biliyor musunuz? Yani evet, çok seviyorum, onun varlığı bana yeter yani. Bu da Barış Arduç'la Elçin Sangu'nun yeni filmleri. İzledik gömdük onu. Şimdi arayacak. Aynen yani. Şimdi saçlarını da bir yanlış boyamış, simsiyah olmuş. Eyvah. Vallahi gömdük. Peki, Kenan'ı da delirttiler diye bir haber var, olaylı gece diye.